Herkese merhaba, ben Faruk Sincar. Bu videoda Xiaomi Mi TV'yi inceliyorum. Evet, ilk olarak Mi TV'nin kutu içeriğine bakalım. Evet, gördüğünüz gibi şık ve sade bir kumanda geliyor. Jelatinden çıkartalım. Gayet şık ve sade bir tasarıma sahip. Gördüğünüz gibi ilk başta açma kapama tuşu. Hemen onun altında Google Asistan butonu yer alıyor. Burada da yönlendirme tuşları. Burada da menü, geri gelme ve ana menü tuşu bulunuyor. Ve Netflix Prime Video'nun da kısa yol tuşları konumlandırılmış. Ve hemen onun altında da ses kısmı açma tuşu bulunuyor. Ve 2 adet kalem pille çalışıyor. Kumanda pili yani. Ve bu arada Mi Stick ile kumanda da Bluetooth üzerinden haberleşiyor. Yani Bluetooth üzerinden olmasının bize yararı televizyona doğru yöneltmemize gerek kalmıyor. Mesafesi yeterli ise kumanda üzerinden yönlendirebiliyorsun. Evet, kumandadan sonra da Mi Stick çıkıyor kutu içerisinden. Gördüğünüz gibi iki parmak boyutunda, baş tarafında HDMI girişi bulunuyor. Sağ tarafta da micro USB girişi mevcut. Mi Stick gücünü de buradan alıyor. Micro USB girişiyle güç verebiliyoruz. Ve bu arada bizdeki kutu içerisinden HDMI uzatma kablosu çıkıyor. Evet, kutu içerisinden son olarak da Mi Stick'in güç adaptörü ve güç kablosu geliyor. Güç kablosu da gördüğünüz gibi micro USB girişe sahip. Evet, Mi Stick'in kutu içeriğine baktık. Hadi gelin şimdi de kurulumuna geçelim. Evet, gelelim kurulum arkadaşlar. Kurulum bölümünde adımları size teker teker göstereceğim. Onun haricinde de ben Mi Stick monitörü montajladım. Ki bunun haricinde hem monitör hem televizyon projeksiyon cihazına da bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet, ilk olarak monitörden veya televizyondan HDMI 1'e mi taktınız, HDMI 2'ye mi taktınız? Önce onu seçmeniz gerekiyor. Ben HDMI 1'e taktığım için monitörden HDMI 1'i seçeceğim. HDMI 1 veya 2'yi seçmediğiniz zaman görüntü gelmez. Bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi HDMI 1, 2 ve DisplayPort listesi bulunuyor bende. Ben HDMI 1'e taktığım için HDMI 1'i seçeceğim. Evet, gördüğünüz gibi kurulum bölümü geldi. İki tuşa beraber basmamızı söylüyor. Bu iki tuşta ana menü tuşu ve menü tuşu. Evet, iki tuşa beraber basıyoruz ve kurulum bölümü geldi. Evet, dili seçmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi televizyonunuz Android telefonunuzla hızlı bir şekilde kurulsun mu diye bir seçenek sunuyor bizlere. Biz bunu şimdilik atlıyoruz. Evet, Wi-Fi'yi gördü. Wi-Fi'mize bağlanalım. İnterneti de bağladı. Evet, Google Play hesabınızla oturum açmanızı istiyor. Gördüğünüz gibi bu uygulamaları ekleyebilirsiniz diye bir bölüm geliyor karşımıza. Burada da Twitch, Nefis Yemek Tarifleri, Puhu TV, Facebook, Twitter gibi uygulamaları görüyorsunuz. Bunları da yükleyebiliyorsunuz kurulum esnasında. Biz devam diyelim. Evet, gördüğünüz gibi kurulumunu yaptık. İlk olarak sizlere söylemek istediğim, kurulumu yaptıktan sonra güncelleme geliyor. Bilginiz olsun. Güncellemede şu bölümde yer alıyor zaten. Güncelleme var diye bir uyarı veriyor. O güncellemeyi yaptıktan sonra kullanmanızı tavsiye ediyorum. İlk olarak arayüzüne bakmak istiyorum arkadaşlar. Arayüzüne baktığımız zaman sol tarafta uygulamalar, Netflix'in kısa yolu ve sağ tarafta da içeriği yer alıyor. Aynı şekilde sol tarafta YouTube kısa yolu ve sağ tarafta da önerilen içerikler yer alıyor. Google Play ve Google Play'in içinde bulunan önerilen uygulamalar aynı şekilde. Yukarıya çıkalım. Gördüğünüz gibi uygulama kısa yolları var burada. Uygulamaların kısa yolunu siz de ekleyebiliyorsunuz. Mesela nefis yemek tariflerini bu tarafa ekledim. Onun haricinde Play oyunları da bu tarafa ekledim. İçinde bulunan uygulamaları kısa olarak ana menüye ekleyebiliyorsunuz. Google Play Store'a girelim ilk olarak. Evet, gördüğünüz gibi Google Play Store'a girdik. Burada bulunan uygulamaları indirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun, normal cep telefonunda bulunan Google Play Store gibi değil. Bu televizyon, Android TV için üretilen bir Google Play Store. Burada bulunan uygulamalar haricinde herhangi bir uygulama indiremiyorsunuz. Bilginiz olsun. İlk baktığımızda TED'in uygulaması, Red Bull, aynı şekilde Neverthink'in uygulaması bulunuyor. Alt tarafa indiğimiz zaman Spotify, How Durumu, Puffin Browser, Donanım Haberin uygulaması, birçok uygulama mevcut. Ve bu arada ben bu cihazı alayım, PUBG oynayayım, oyunlar oynayayım diyorsanız bu şekilde kullanamıyorsunuz ki zaten kendi dahili hafızası 8 GB. Onun haricinde de 1 GB'lık da RAM mevcut. Ve 4 çekirdekli bir işlemciye sahip olduğu için çok ağır oyunları oynatabilecek bir işlemci bulunmuyor içerisinde. Yani PUBG oynayabileceğiniz işlemciler değil bu kullanılan işlemciler. Bilginiz olsun. Mesela neyi akıcı bir şekilde oynarsınız? Red Bull 4'ü oynayabiliriz mesela. Ufak tefek oyunları oynayabiliyorsunuz. Hatta biz Red Bull'u indirelim. Yükle dedik. Bu arada bazı oyunlarda da gamepad istiyor. Bilginiz olsun. Hemen bu oyunu da indirelim. Bunları da deneyelim. Mesela gördüğünüz gibi oyun kumandası olmadan, yani gamepad olmadan oynayamayacağınız için indirmenize gerek yok diye bir hata veriyor bize. Biz iptal diyelim buna. Demek istediğim şey buydu. Red Bull'u indirdik. Onu oynayabiliriz. Gördüğünüz gibi Spotify uygulaması da mevcut. Bunu ben yüklemiyorum. Onun haricinde mesela VLC, Netflix uygulaması zaten yüklü bizde. Canlı dinleyebileceğiniz programlar mesela Deezer, Spotify, Tanrı Türkiye var mesela radyoda. Uygulama kategorileri de mevcut alt tarafta. Ki şu an olmayan uygulama varsa da zamanla uygulamalar geliştirilip Android Google TV uygulamasına yükleniyor. Şu anki uygulamalar da gayet yeterli bence. Evet, Google Play'i denedik. Google Play'den sonra da buradan sesli komutu kullanabiliyoruz. Faruk Sincar.
Şu an gördüğünüz gibi ismimi söyledim ve direkt videolar geldi. Bu arada 1080p görüntü çözünürlüğüne sahip olduğunu söylemiştim. Siz bunu 4K bir televizyona taktığınız zaman görüntü çözünürlük desteklemediği için, çözünürlük sorunu olduğu için görüntü biraz daha küçük gözükebiliyor. Eğer 4K televizyonunuz varsa Mi Stick değil de Mi Box S almanız gerekiyor. Mi Box S de 4K televizyonlarda tam uyumlu bir şekilde çalışacaktır. Ve bu arada ses konusunda da DTS ve Dolby ses teknolojilerinin sertifikası bulunuyor ve bununla beraber de daha iyi bir ses deneyimi sunuyor. Evet, hemen bir hızlı bir şekilde Netflix'e de göz atalım. Evet, şu an Netflix'i açtık. Yani YouTube'daki gibi akıcı bir şekilde kullanabiliyoruz Netflix'in arayüzünde. Kasma olmadı şu ana kadar. Ki bu arada arkadaşlar, uzun süre kullandığınız zaman ısınabiliyor. Isındığı zaman da yani ister istemez takılma yaşatabiliyor. Bu bütün elektronik cihazlarda geçerli. Sadece Mi Stick'e özel değil. Gördüğünüz gibi Netflix'te de akıcı bir şekilde ilerletip durdurabiliyoruz. Mi Stick'te Bluetooth 4.0 desteği bulunuyor. Ve bununla beraber de Bluetooth ekipmanlarınızı, Bluetooth kulaklığınızı, klavye, mouse'unuzu da Mi Stick'e bağlayıp kablosuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet, oyun inmiş mesela. Hemen oyunu açalım ve oynamayı deneyelim. Evet, başla diyoruz. Gördüğünüz gibi şu an kumanda üzerinden oyunu oynuyorum. Ki gayet akıcı bir şekilde oynatıyor. Evet, gördüğünüz gibi birinci bölümü bitirdik. Şu an seviye 2'deyiz. Evet, yıldızı almayı unuttum. Evet, oyundan da çıkalım. Oyunu da gayet akıcı bir şekilde oynattı. Yani canınız sıkıldığı zaman birkaç tane oyun oynayabileceksiniz. Onu söyleyebilirim. Evet, onun haricinde şöyle bir ayarlara gelelim. Evet, gördüğünüz gibi ayarlara geldiğimiz zaman AV internet, hesaplar, uygulamalar, cihaz tercihleri, uzaktan kumanda ve aksesuarlar diyorsunuz. Şu an aksesuar ekle bölümünden istediğiniz AirPods'unuzdur veya herhangi bir Bluetooth kulaklığınızdır. Kablosuz mouse ve klavyenizi bağlayıp kullanabiliyorsunuz. YouTube'dan herhangi bir video izliyorsunuz arkadaşlar mesela. Eve geldiniz, bunu direkt televizyonunuzdan izlemek istiyorsunuz. Herhangi bir arama yapmadan şu YouTube aktar bölümünden görüntüyü aktar tuşu var burada mesela. Buradan Mi görüntü aktarım cihazını seçtikten sonra izlediğiniz videoyu direkt televizyona aktarıp televizyondan izleyebiliyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi telefondan izlediğim videoyu direkt televizyona aktardım. Atlama olmadan kaldığı yerden izleyebiliyorsunuz. Ve bu arada son olarak da Chromecast uygulamasından bahsetmek istiyorum. Chromecast ile telefonunuzun ekranını anlık olarak Mi Stick'e aktarabiliyorsunuz. Yani telefonunuzu aktarabiliyorsunuz. Google Home uygulamasını kurduktan sonra otomatik olarak Mi TV görüntü aktarım cihazı çıkacaktır. Buna bastığınız zaman otomatik olarak ekranım yayına dediğiniz zaman ekranınızı televizyondan görebileceksiniz. Evet, şu an gördüğünüz gibi cep telefonumun ekranını direkt televizyondan görebiliyorum. Gayet akıcı bir şekilde kullanabiliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi gayet akıcı bir şekilde telefonun ekranı yansıyor. Ki düşük bir aktarım süresi mevcut. HD olarak cep telefonunuzun görüntüsünü görebiliyorsunuz. Evet, Mi TV Stick kurulumunu yaptık, kullandık. Ben gayet beğendim. 299 TL'lik bir fiyata satılmasına rağmen hem eski televizyonlarda hem de mevcut kullandığınız işletim sistemini beğenmediğiniz veya arayüzünün yavaş olduğunu düşündüğünüz televizyonlarda kullanabileceğiniz çok iyi bir alternatif olduğunu söyleyebilirim. 299 TL'lik fiyatının olmasına rağmen çok iyi bir performans verdiğini söyleyebilirim. Ve bence Android TV kullanmak isteyenler için 299 TL'lik fiyatıyla alınması gereken bir ürün. Ve bu arada dediğim gibi 1080p görüntü çözünürlüğüne sahip olduğunu söylemiştim. Eğer 4K bir televizyonunuz varsa Mi Box S'i kullanmanız gerekiyor. Mi Box S de 4K çözünürlüğü destekliyor. Ve Mi Stick'e nazaran daha büyük olduğu için daha serin çalışabiliyor. Bu da az da olsa arayüzde biraz daha hızlı yapıyor Mi Box S'i. Ve bu arada Mi Box S ile arasındaki fark harici USB ve HDMI girişinin olması ve 4K görüntü seçeneğinin olması. Onun haricinde herhangi bir fark yok iki ürün arasında. Mi Box S de 600-650 TL civarında satılıyor şu anda. Yani kısacası alıp kolay bir şekilde kurup akıcı bir şekilde Android TV'yi kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde söyleyebileceğim farklı bir şey yok. Bu videonun da sonuna geldik. Bana destek olmak için bu videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.